Trivial. Ya şunu çok merak ettim. Bir bakayım ya. 100 milyon dolar. Oo. Tatiana. What's up everybody? Başına bir sıfır ekle abi. Ana bizim emlakçı abi ya. And welcome to Istanbul, Turkey. On this week's episode, we're touring this newly constructed 263 foot long. Abi bu çorapla zaten girmiş baksana. What's up everybody? It's Enes here and welcome to Istanbul, Turkey. On this week's episode, we're touring this newly constructed 263 foot long. Mert düşünmez miyiz? Efendim abi? Yok bir şey. Long, mega yacht. Sen ne oluyor ya da sonra konuş bakalım. Ne oğlum ne benim ne oluyor ya ne evimi zaten görecek herkes. Benim hayatımda bir evim var lan. O da benim değil. It was designed by Unique Yacht Design and on the interiors, H2 paired this yacht with exquisite finishes. Oğlum. Abi çekmeni ya ayıp ya. Ben sadece dış havuzumu gösterdim. Ya evet, dört tane havuzum var onları gösterdim. İşte uçaktaki ne çatıdaki helikopter sahasını falan onlara baktık ya. Million euros, so we're definitely excited for today's episode. Lastly, I want to thank the builder and the shipyard behind this new vessel, Bilgin Yachts, for giving us the honor and the opportunity to tour this amazing. Abi bu altyazı büyümüyor mu ya? Chat için. O oradan ayar yapabiliyorsun galiba. Görüntü ayarlarında olması lazım. Emin değilim. Videoyu 480p'ye alsana. Ben yazı tipi boyutu diyor abi. Oh. Ha. Oh. Amazing new yacht and shared with all of you. And now let's begin our tour. Yalnız ben buradayım diyor ha. Önde yoga mı yapıyorlar? Amazing new yacht and shared with all of you. And now let's begin our tour. Şimdi bu Türkiye'de mi yapılmış? O Türk bayrağı var. Kime yapılmış? Ne bileyim oğlum. Bu GTA'daki yat değil mi? Ben tahmin ediyorum da boş ver. Ranen değil mi oğlum? Abi İstanbul diyor. Ankara olmaz. Ankara'da deniz yok. Ne Ankara'da yatı nerede? Sarıyer Barajı'nda mı sürecek ama? Oğlum bu ne ya? Tıkılırsın be abi diye boş atıyorum işte. İnsanı boğar bu ya. Yağmurlu havada ne yapacaksın? Amına koyayım içerisi. Ya gerçekten sıkıntı bu mu ya? Yağmurlu havada ne yapacaksın? Abi, yani yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şuradan öyle güzel atlarsın ki şuraya. Ölürsün. Abi, ölürsün abi. Niye ölesin oğlum? Şuradan bombalama vereceksin kendini buraya ya. Derin değildir o kadar ya. Ya bir şey olmaz. Bayrağa takılırım. Denize atlarım oraya. Bak oradan bak, ne olur biliyor musun? Bir ayağın suya girer, diğeri dışarıda kalır. Bu arada ön ceplerde jet ski ile Zodiac var. Ay. Neden bu kadar temiz bu ya? Adam çorapla geziyor, bir temizliyor. On the exterior, the yacht has very sleek and contemporary lines. I love the two-tone color combination. Jacuzzi'dir o da atlanır oğlum. Su değil hiç. And compared to its height, it's a relatively short yacht because it was designed to be this really streamlined, compact ve spor bir yacht. Mega yacht. I know from the exterior, the yacht looks very exciting and there are so many more details that we could talk about it. But first, I want to bring everybody's attention here to the aft deck on the main level. Right behind me, we have this awesome bar setup. Bir yere gelsene. Ne var? More details bakayım, that we could talk about it. But first, I want to bring everybody's attention here to the... Ölürsün abi. Bak bayrağın oradan atlar. Ya olma. Ya şuradan ben salarım kendim bak buradan ya. On the main level, right behind me, we have this awesome bar setup with the bar seating, chrome details throughout, and right across from that, we have this outdoor seating area, which looks super cozy. And right behind that, we have this
massive jetted jacuzzi that sits on the rear side of this yacht. It looks super inviting. You have the outdoor seating areas on each side. And if you look closely, right in the center of this jetted jacuzzi... O kadar aklım fakir ki... Bak tam şuraya denk getireceğim direkt... bu arada. Atladığında. Benim de aklıma götüme o su sirkülasyon şeyine getirip oturmak geliyor. Yani işte bak vizyonsuzluk böyle bir şeydir. Yok, bu arada derin değil diyenler şuraya oturacağım bak. Tam şu atlayıp bacaklar buraya gideceğim. Bringing natural light to the lower deck and burası that's cam değil mi lan? Ne bileyim oğlum, baksana altı cammış. Ne yapıyorsun? Alttan milletin götüne mi bakıyorsun? Evet. Niye öyle bir şey var onunla? Ya güzel ama. Coming back here we have bir dakika bir dakika bir aşağıya nah çekersin abi oğlum şöyle. Biz ne olur ne olur. Gorgeous stainless steel deck hardware. Ben bu yatta birini alacağım, götüne bakmayacağım. Oldu amına. Cam abi. Olsun var ya. Cam olmayan, cam olmadığını iddia eden mi oldu? Niye herkes cam abi diyor ya? Kırılır mı? Oğlum manyak mısın? Ha, kırılır kırılır. Şey o zaten. Pima benden, Fırat benden sökmüşler. Düz cam. Now lastly we have this automatic sliding glass door taking us to the salon. Yok mu böyle bir şey alıp yayın yapmamız? Ha, var var. Rica ederiz adamlar. Deriz ki ya yarım saat bir şey yapabilir miyiz? İçinde durabilir miyiz? Yok derler, kovarlar zaten. Well, this room is stunning. We have a seating area right in front of us. But first, I want to cover this section here. We have this gorgeous grand staircase taking us from the beach club and bringing us here. We're going to tour that beach club later in the video. We have an beach club, an additional sliding glass door on the other side. And as soon as you walk in, you kind of have this landing area here. Beautiful European oak hardwood floors, built-ins on each side with this mirrored back wall. And as soon as you step this way, biri evden büyük yazmış. Takım elbiseyle babet çorap çok iyi durmuyor mu ya? You have the salon seating area here, exquisite furniture set up throughout. You pretty much have double of everything. Öyle bir ev yeter işte. This side of... Bir dakika, ne demiş biri, bir şey yazmış. Götünden mi attı o? Dur bakayım. Haftalık kirasını, fiyatını vermiş biri de. Gerçek mi dediğin? 200 bin doları mı diyorsun? Evet, öyle bir şey mümkün mü lan? Yani haftalık değildir ya, 700 ne, bin ne kadarmış olsa... Oğlum haftalık 700 bin dolar, bunu kiralama gücü olan adam gitsin kendine 700 bin dolara güzel bir yat alsın amına koyayım. Niye böyle bir şey yapıyor? Bence biz yine fakir mentalitesi yorumladık. Biz gidelim buna. Tamam mı? Bu 10 bin dolar verip sadece burnu, o burun havuz da dahil değil. Yoga yapalım. Ha, kirası yok. Bu yat çok pahalıdır. Kaç metre? Oğlum 100 milyon dolar diyor oğlum işte. Bu yatı var da kiralamaz ki adam. Niye kiralamaz? Niye evet kiralamaz? Feyza'cığım hoş geldin. LED lighting as well as the subtle mood lighting that we're going to see throughout the yacht. And focusing this side, we have more built-ins with TV right in the center and this gorgeous gloss finished Makassar with detail that we're going to see throughout the yacht. Now, of course, you have massive windows bringing a ton of natural light to the space, automatic shades, and this is the area where you sit down, relax, and enjoy the amazing sea views. Now, continuing this way, we have the built-ins that extend out, and right behind this TV unit, we have the dining area. Beautiful seating setup here with this custom table that sits 14 people. Bu arada ben şeyi klasik buldum. Çok beğenmediğim iş dizaynını da. Çok para harcanmış. Right above we have this crystal chandelier made by Lasser. Ben şeyi merak ediyorum. Acaba kime anlatıyor? Hani bu yatı dünyada alabilecek 5 kişi falan vardı. Tamam oğlum işte onu alabilenleri anlatmıyor zaten. Bakın amına koyayım böyle bir yat var. Bakın hiçbir zaman böyle bir şeyle sahip olmayacaksınız. Massive windows. And focusing on my right hand side we have these beautiful wood veneer details. Çok güzel bu. Berberi alamam ben ya. Steel panels that we're going to see throughout the yacht, all made and installed by Belgian. And over here, to kind of bring some color to this dining area, we have this backlit gorgeous stone. And lastly, Mike, I know this is an interesting area to talk about this detail, but if you focus on the floors here, we have the European oak hardwood floors, additional hardwood floors with this stainless steel inlay and the carpet. And if you look at the ceiling, Mikey, you can actually see that they carried out the same border detail on the ceilings as well. I mean, talking about attention to detail, this is it. Now, the last part of this room, dining area, we have this automatic door here opening up the small service hallway. And this door here opens up
to the galley. Now this kitchen is built like a commercial kitchen. Everything is clad with stainless steel. We have the first deep sink over here, two Electrolux dishwashers, and in the center you kind of have your island setup with open shelving. And right behind this island setup we have the induction cooktops, fryer, oven. And then now geçiyorum buraları. This deck takes us to the guest cabins. On my left hand side we have the elevator access on this deck. And on my right hand side, we have this beautiful stainless steel staircase that goes up all the way to the top deck, as well as the lower deck. It's built out of stainless steel. I love the onyx. And right in it, towards the staircase. Beautiful stonework throughout. Book match right in the center. We have the Benedict design here. LED lighting. Good size powder room. Now, I want to cuss right on my ability reveal detail on arkadaşlar, the ceiling. Bir sıkılmayın, dur bir bakıyoruz ya. Built-in speakers, recessed lights. We have the manzaraya bak ama be. Walls are clad with leather. And Mikey, we gotta show this detail. You got a nice built-in desk setup and your wardrobe space. Şuraya bir setup. Hammered steel details, beautiful wood veneers throughout. I mean, everything is so decked out. And this door opens up to the full bathroom for this guest cabin, marble throughout of the ceiling. Abi yatın, yatın her köşesi para kokuyor ama bak. That we're gonna see throughout our tour. Ben de en ucuz şey ne olabilir diye göz gezdim. Now, coming back here, we have another guest stateroom on this side. This one comes with a double bed setup. Right on the other side, you have your TV on the wall. Every bit of surface is clad with some sort of a gorgeous material, whether it's leather. Obviously, C is right there. You have çok your güzel automatic dizmişler bu arada ya. Every single room. Peki bu otel mi? Böyle yat every otel mi? Beautiful, gorgeous. Değildir ya. Yok abi, adam kendine yaptırmış. Bireysel ya, belli. Nasıl ya? Sonu bu bireysel olamaz bu. Right next to the guest stateroom that we just toured. Again, this one also has a double bed setup. They even have built-in reading lights, wood paneling throughout. Again, amazing. You have your TV, built-in speakers, bunun içindeki en uzun şey insan olur herhalde. Around the corner. Now, last time I said a little bit of bed. Onları yere atıyorsun herhalde. Oo, asıl dur, asıl burası önemli. Düşünsene biri mayonun altına giymemiş. Alright everyone, here we are at this grand staircase off of the salon. This is one of the wow moments of this incredible yacht. I mean, look at the wow moment here that goes all the way into the walls with the subtle LED lighting. They have the Makassar. Şunun birinin böyle bozulduğunu düşünsene sadece şu kısmından. Sinir edersin. Gloss finish wood panels, kind of breaking that pattern. This grand staircase amazing looks stunning, and it brings you to the beach club. Now this part of the yacht is very exciting. We have an amazing indoor. Ya Mert hayal ediyorum, röpte şambırı giymiş böyle, elinde viskisi. Göbek önde. Göbek önde böyle. Akşam yayın açacağım diye geziyorum. We're gonna cover all the other amenities here. But first off, I want to talk about the entry here with this beautiful blue agate stone detail. Your bar seating and right burada melemen yiyeceğim. Coral marble bar section there. Behind me we have this. Ya biz harbiden şuraya gitsek otururuz köşede. Kıymalı yumurta yaparız. Kıymalı yumurta yersin. Üstüne de biri yanda istavrite çapar yatar amına koyayım. Böyle tutmaya çalışır bak, yeminle yaşanır. Sonra burada terleyip gidip o tuvalete 3 kilo. Continuing our tour, we have this opening here taking us to the massage room. This part of the yacht is all about taking care of yourself, enjoying the amenities that this yacht provides. Yandaki Beşiktaş vapuru değil mi? You have your sink set up here. And we have one of these hydraulic side decks that folds down and kind of extends out your outdoor area. You get a little bit closer to the water. It just creates this awesome breeze on the lower deck. And in case you want to benefit from the natural light, but yet you don't want to have the breeze, we have these sliding glass doors closing off. We have another door. Vanity shower just kind of disappears into the area. There's mosaic. Fena basmış araya. This yacht has tanks. That bu ne lan? The coping of the pool is clad with marble. You have mosaic inside. And here's another fun fact. When we arrived this morning, they actually had the pool drained. Because this yacht has tanks that can store the water from the pool and jacuzzis when it's cruising. That way you don't have to splash around any water. You know, I wanted to point this pool out. And Mikey, we have to mention this. Right above us, we have skylights that are located underneath the main deck jacuzzi. Pretty How insane. Cool is that? Pretty incredible. I know, right? This is amazing. And behind these wood panel doors, üstte atacağım Monica Bellucci'yi, altta da sen yüzeceksin. Ya yok artık ya, yok artık ya.
Bir şey söyleyeceğim. Biraz bence aklına gelirsem alırsın bunu tekrar. Ya, denizden çekiyordur bence bunu suyunu oğlum. Manyak mısın? Ne kadarlık depo olabilir? Ya deposu da olabilir gerçi. Niye olmasın? Opening up to utility rooms for this. Tuzlu su. Tuzlu su çektirmezler buna ya. Bunun deposu vardır. God, I wanted to mention that. And coming here, this is another incredibly cool detail of bak, this. Bak bu çok yard. İyiymiş ama. We have this massive hydraulic door that actually opens up to the lower deck or the outside F. Burada işte jet skilerin olacak. Bu açılırken böyle vın vın çıkacağım böyle öf. Deck. Batman. How easy is that? And all of a sudden, now your beach club gets more natural light, has a nice floating kind of like Tatiana. A. Abi tuzlu sulu havuz mu olur? Var tabii ki de. Nasıl olur? Birçok yerde, birçok otellerde, denize yakın otellerde bilhassa hep havuzdan, şeyden, denizden doldururlar. Şeyi bir de yapamlar abi. Ama şey değil ya, deniz suyu pis gözükmüyor. Tabii. Kloru basıyorlar içine biraz. Mikey, why don't you take the route that we just came at and I want to take the other side so everybody can olmaz get it. Olmaz diyorlar. Okey. Scale of this beach club. I mean this part of the yacht is certainly very spacious. And going to this side, you kind of have more yastık fantezisi var ya. Areas complemented with two TVs and right above me, Mikey. Bunlar var ya bilmem ne tüyünden falandır yani. It's like a Rolls Royce. That's right. Now we have another side hydraulic folding down deck setup here. Again, brings sun and natural light to the lower deck. Bitmez abi bu. So clean. Ha depo şeyi. Motor dairesi. Daha yeni yapılmış ama. Yeni tertemiz abi sıfır. And as you all can hear, it's a little bit loud here because we can only. Abi bir sürün şunu ya. Insane. I mean, that's where we have all these commercial. Laundry. I actually check that. This room is. Oy. O sporsoruna bak tam bir slide. It's in the utility rooms, but on the lower deck we actually have another area where we have three VIP staterooms. So now let's go check that out. Aklıma geldi abi sen. Evde harbi bir odayı sinema odası yapman lazım. All right everyone, we are at the bottom of the grand staircase and it brings us to the lower deck where we have these VIP staterooms and couple additional rooms. And we're going to start our tour here with this door and it takes us to the gym. I like this room because it's nicely tucked in on this level. You have these beautiful vertical LED light details that runs all the way to the ceilings. Mirrored wall on this side with a TV bir tane spor aleti bile 100 bin lira. Her şey çok kaliteli ya. And Mikey, let's show around the corner here. We have another pocket door opening up to a beautiful walk-in shower. Even in the dry. Now, I want to take everybody back here, back to the hallway, and the room next door is the movie theater. This room is extremely cozy. Çok klasik yapmış her şeyi ya. Screen on this side. Everything is just beautifully clad with different materials. Wood panels, wall sconces, Minotti side tables. I mean, you name it, they have it here. And in fact, you may think these are couches. These are actually electric recliner chairs. So you can really get that movie theater effect. Another thing I want to mention, I know I've been keep saying this throughout the tour. Every little finish, chrome detail, wood paneling, all of it is installed by Billgren and they don't really subcontract any of their work. They actually have and finish throughout the fact that they install Billgren all now. So we have one of the VIP staterooms here. Chartering in guess how much? Vallahi işim oldu. Kind of see the yacht. We currently have the awnings all up and for burada işte o kıymalı menemene basıyon ekmeği burada. Aralarda kalmıştı. Burada yumurta parçası bak şurada böyle kalmış ekmek kırıntıları. Right in the center we have this built-in setup here with a marble top that has a pop-up TV. Now we have two sliding glass doors on each side. Ne diyor? İyi de nasıl temizlenecek? Ya oğlum derdin temizlik olsun ya. Take everybody here. Adam 100 milyon dolar yatı olan adam temizliğe para mı harcamayacak? The sky lounge that we have on this level. It starts right here. As soon as you walk in, you're greeted bak, by. Burası bir, bak burası bir güzel. Built-in seating setup, marble tables in the center. Bana bir sanki 5 tane farklı yat dolaştı. Evet evet. Evet. Bak buradaki şey, bu artık battaniye midir, halı nedir bu çıplak beden için. Right here. As soon as you walk in, you're greeted. Bilardo çok iyi, bilardo. Circular seating area, built-in seating setup, marble tables in the center. Something about this room is very cozy and right above us they have the circular mirrored ceiling design with recessed lights, LED mood lighting that really makes the space cozy. Fan girmemiz yok mu? Girer istiyorsanız bugün. Right on the other side we have another built-in setup here with a beautiful stainless of course on 6 24 inch screen buttons additional store
This is the main wheelhouse. Orada bir yatak odası var. O biraz ucuza kaçmışlar gibiydi. We have 6 24-inch screens, two captain chairs, sky lounge from the staircase. Now, three wine fridges. Nerede lan? Anyway, so we case. Mike, you ready? This door opens up to a day head. That's private office. This hallway opens up to a really exciting room. We have two side and going through this bak, door. Bak. Oralar bence çalışanların odaları. Evet, evet. Burası şey, kaptanın bak, falan odası olabilir. Additional room on this side and going through this door. This is the main wheelhouse or the control house. Uçak gibi lan. We have 6 24-inch screens, two captain chairs. Ben de sürerim. Bir şey yapmana gerek yoktur ki. This is kind of futuristic. And this is where you control this vessel. Yeah, this is where the magic happens. This is where all the navigating, anything point A to point B. This is where the captain lives. That's right. I agree. Open today, so I hope where you control the yacht as you're docking it to a marina. That way it's a little bit easy. You can. Bu da sahibinin hava yaptığı an. Dur ben kullanayım. Aynen. Kızlar gelin ya. Şurada da bir tane kade. Böyle saçları dalgalanıyor. Beyaz gömlek. Bronzden. Keten gömlek. Ya, keten gömlek böyle. Altta kısa şort, mayo. The edge. And I just love how nicely kind of tucked. Bak o Burak şeyi bulsana bana. Bir tane vardı ya sürat teknesinde dalgaya vuruyorlar böyle bunu koyuyorsun birbirine. Ya abi. Atsana onu bir tam o kafa bak. O adam modeli işte. Then to the side of this. And continuing here, side deck continues with a teak finish. And right behind me or right in front of the wheelhouse, we have this awesome. Burası keyifliymiş. Outdoor seating area. Everything is again nicely tucked in, and this door actually takes us right doors here, opening up. And on ya. The left hand side, it stores four jet skis. Bak bunlar şeyle ha, winch sistemi alıyor denize atıyor. Ha bak bu işte, dayı tam bu konsept bak. Ben biraz uzun attım galiba, bak kısasını atayım dur. Bak tripler bu, gözlük falan bu. Bir de kısasını atayım. Surattaki ciddiyet, bu yancı. Bunun keyifli bir şey olması gerekmiyor muydu ya? Peşin. Adam çıkış çok iyi değil mi? Adam sik gibi uzanmış ya buna bak. Gidişe bak. Kadın yorulmuş bu arada. Kadın yüzünü vurmuş galiba bu arada ya. Yok. Adamın da net burnu kırılmış. Çok kötü ya bu arada, gülüyoruz biliyoruz ama ciddi kaza yapmış adamlar yani. Çok kötü kazaymış. Ben abi bunu... sağdaki adam götü mü açılmış adam? Ne bileyim adam mayoz. Bir şey söyleyeceğim, ben bu videoyu hiçbir zaman bu kadar uzun izlemedim. Benim bildiğim sadece düştüğü ana kadardı. Baya kötü sona oldu. Kadar izle bakayım bir şey var. Oğlum mı? Belki bir şey vardır ya. Adam çünkü hala çıkmadı bak, kaptan yok çünkü. Dur izlemek istemiyorum, şurada izleyeceğim bir dakika. Bir bak bakayım, ben bir şey yoksa gülmeye devam edeceğim. Yok abi, kaptan hiçbir zaman gözükmüyor arkadaşlar. Yüzünü tutuyor ama garibim yani, çarpmış. Çok da gülmemek lazım abi yani, hani ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Tabii ya. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Şey, ne izliyordum lan ben? Size şu an görüntü geliyor mu? Evet. And it's a hydraulic door that opens really out of this boat. Kind of in this room. This door right here. Additional outdoor. Let's check out the sinks. Allah sahibine bağışlasın abi. Aynen. Allah daha çok versin. Ne diyeyim? Çok güzel duruyor ama ışıklı. Congratulate unique yacht and it certainly reflects. Boksan oğlum. Yacht firması neymiş? Bilgin Yacht diye bir firma kendi üretiyor bunu. Bilgin şey değil mi ya, Bilgin?
Şeyde dedi ya zaten. Ya parçaların bile hiçbiri dışarıdan değil. Parçalarına kadar hepsini kendileri üretiyor. Vay be. Sesine girdim, müzik çalıyor abi. Nasıl bir... Çok güzel.